Çuvala biriktirdiğimiz domatesleri ilk önce bunun içine koydum. Şöyle böyle geniş, bol delikli bir yer. Burada böyle hoşafını çıkartıyoruz, iyice böyle sıkıyoruz. Sonra bu şekilde bir işlem daha. O çıkan posayı daha ince bir elekten geçiriyoruz. Bu işlemi birkaç kere böyle devam edeceğiz. Şunu da alalım. Şimdi çuvala koyacağız bunu. Niye? Suyunu öyle süzdürdüm ya geçen de. İsterseniz bu kalan tohumlar iyicene, şimdi bunu böyle yapa yapa burada sadece tohumlar kalacak. Bu tohumları isterseniz kurutup seneye domates içinde ekebiliyorsunuz. Çıkan da ay, yırtacağım. Olmadı bu. Şöyle yapayım. Çıkan su bu. Şimdi elimde çekirdekler olduğu için. Yani şurayı kaynatacağız. Şu koyu olan kısmı. Öyle söyleyeyim. Salça için, yani yapılacak salça için işlem bu şekilde oluyor. Öbür türlü hani her haliyle kaynatırsak o zaman sos gibi oluyor. Bu şekilde yaptığımız zaman da salça işlemine dönmüş oluyor. Çuval. Neyi koyacağım? Bunu koyacağım içine. Eski süzülmüyor mu? Suyu süzülecek kendi halinde. Nereye süzülecek? Sen koy. Şurada mermere koyacağız. Arkadan da tut. Arkadan tut en çok. En çok. Arkaya tut. Elimden alsana koyayım. Yok, buraya değdin mi? Bu tarafa. Şimdi bu kalan posayı da buraya atıyorum. Biraz şeye döndü bu. Kaçak işletmeci. Yani suyuyla eğer kaynatırsam çok kaynatmam gerekecek. O zaman da suyuyla eğer kaynatacaksam da hani melemenlik yapmak veya sos olarak kullanmak daha iyi oluyor. Şimdi salça yapacağımız için bize koyu hali lazım. O yüzden köylerde, daha doğrusu bu köyde salça işlemi bu şekilde kademeli olarak ilerliyor. Bir yandan da Azra şu şey çuvalı gösterir misin? Arkasından mesela su akıyor. Kendi arka tarafta mesela su damlıyor. Yani oradan posa çıkmıyor. Sadece domatesin lazım olmayan su kısmı çıkıyor. Bu arada bu üçüncü salça yapılışı. Çekeceğim dedim. Çekemedim bir türlü.
hep işler çıktı. Dedim bari bunu yetiştireyim. Ay, kaçak salça yapımına, kaçak işletme, merdiven altı işletmeye döndük. Bu şekilde. Mesela o altta çıkan posayı size göstereyim. Şu elimi temizleyeyim bir. Yani kaynatmak istediğimiz kısım şurası. Bakın şuraya eleğe dokunuyorum. Şu koyu kısım. Su kısmı değil yani. Elekten çıkıyor. Bakın koyu kısım. Bu şekilde. Şimdi diyor ki çekim yapacaksan diyor çimlerin üzerinde niye diyor domatesi salçasını yapmadı. Dedim sanki her domates salçasını çimlerin üzerinde sanki yapıyoruz. Görüntü güzel olsun diye. Sonra çimler yanacak domatesin asitinden. Ona diyecek çimlerimi yaktım. Nasıl yapıyorsak öyle devam. Merdiven altı işletme. Yok yok şaka bir yana. Kendi yaptığımız. Kaç kere yıkandı. Elimiz suda. Böyle devam. Domates bol olduğu için bu şekilde değerlendiriliyor. Şunlar ölmüyor. Bunları sıkıyorum böyle. Her tarafım domates. Domates oldu. Çok yaramaz bu çeriler. Burada hiç su kalmayana kadar, sadece kabuk kalana kadar bu işlem devam. Şimdi elini bak yukarıdan da alabiliriz. Şu yan bak şimdi şu taraf. Onu bağla. Ben bunu yapacağım. Özlem burası yırtılmış bak. Buradan akmış görüyor musun? Ne? Burası delinmiş. Ya. Aa, bir yere takılmış. Bir sürü bitmiş. Şöyle yapak. Üste kalsın. Dur şöyle bağlayayım da.
Bir yere girmiş demek ki. Tamam. Dur şimdi. Yazık oldu. Şöyle üstüne mermer koydum. Akan gördüğünüz gibi su. Yani o domatesin özü değil. Mesela burası delikti. Yırtıldığı için özü attı haliyle. Şimdi bunu tencereye boşaltacağım. Kocam da koca. Gelebilir misin de? Şunu tencereye koyalım. Şunu tutsana şöyle bir. Şimdi bunu ters çevirdim. Şöyle ters. Açsana. Bir daha. Evet. Nereye oldu kapağın? Ne yapacaksın kapağını? Kapaksız kaynıyor. Nasıl küçülecek? Hani öbürü salça yapmakla geçmişti? Ne bileyim ben ya, hep karıştırıyor musun? Şimdi bir yandan orada salça yakmaya çalışıyoruz. O yanarken bir yandan bunu göstereceğim. Geçen sene buraya biliyorsunuz bu traktör tekerleri bayağı büyük. Buraya kompost yapmıştım. Bu farklı evdeki olan atılacak sebzeler falan onları buraya biriktirmiştim. Bunu da nasıl yaptım derseniz altı toprak. Onun üstünde sebze meyve artıkları, yaprak maprak çalı, işte tarladan söktüğümüz o kökler falan atıyorum. Üstüne kireç, ondan sonra biraz toprak, tekrardan aynı ürünlerden, tekrardan kireç ve toprak atarak bu şekilde sağlıklı bir toprağımız oldu. Bu da bunun içinde de burada ürünler yetişti. Şöyle söyleyeyim, ceviz ağacının altı olmasına rağmen ki burası hep gölge olan bir kısım. Burada bile ürünler çok sağlıklı yetişiyor. Yani buraya diktiğiniz ürünler gerçekten çok sağlıklı yetişiyor. Yapraklarının renginden zaten belli oluyor. Yani çok iyi. O yüzden bu sene de aynı işlemden devam edeceğim. Bunlar da biberler. Görüyorsunuz. Tombiş tombiş. Burada dolma biber var. Burada da salatalık var. Sonra bu tekerlekleri buradan alıp bu kompostu diğer yan taraftaki yere taşıyacağız. Ama şu anlık değil. Burada durmaya devam etsin. Şimdi o komposttan bir tane de gene aynı şekilde buraya yaptık. Bu küçük bir tekerlek. Bu şekilde. Buraya da tekrardan sebze artıklarını koyacağız. Tabii yağlı artık değil bunlar. Bütün sebze artıkları, ne bileyim etraftan işte çıkacak yapraklar, mapraklar hep basıyoruz. Böyle vitaminli, güzel. Geri dönüşüm olan bir toprak elde etmiş oluyorsunuz. Kaliteli. Bu şekilde. Şimdi ben salça işime geri döneyim. Şimdi bu salçayı burada kaynatacağız. Bazı salça yapanları gördüm. Tuzu hemen atıyor. Tuzu içine attığınız zaman salçanın bu şekilde hani pıt pıt atıyor ya. Tuzu attığınız zaman çok sıçrama yapıyor. O yüzden salça, malça veya sos yaparken tuzu lütfen en son atın. Böylelikle hem etraf batmaz hem tehlikeli böyle sıçramalar olmaz. O şekilde söyleyeyim. Bu şekilde hafif sıçrama oluyor.
öyle. Tuz attığınız zaman böyle etrafı böyle çat çat daha fazla sıçrıyor. Bunu şimdi kaynatacağız. İyicene koyulaşacak bu. Ama çok böyle kazık gibi bir koyuluk veya sert bir salça yapmayacağım. Ben o şekilde sevmiyorum böyle. Domates bol olunca bu şekilde değerlendiriyoruz. Kendi domatesimiz olduğu için işte birkaç işlemden o yüzden geçiriyoruz. Hani hazır alınan bir domates olsa, yoksa suyuna at, onu at, bunu at derken ne kalacak geriye? Hani bu da kar mı zarar mı belli olmazdı ama domates kendimizin olduğu için o yüzden bu şekilde değerlendiriyoruz. Tekrar bu kompost alanına geldik. Hem size dün göstereyim. Bu dün akşamki kabaklar var. Şimdiki içeriden çöpleri de ayrıştırdım. Bunun içinde kağıt peçete var. Ispanak sapları var. Domates artıkları var. Patates var ve bolcana kabak kabuğu var. Bu şekilde bunu atıyoruz. Bunun içine plastik zararlı şeyler, yağ gibi şeyler atmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bunu olabildiğince bekletiyoruz. Soğanlar var, yumurta atabiliyorsunuz gibi. Bu şekilde olduğu zaman hani nasıl diyeyim, vitaminli toprak elde etmiş oluyorsunuz. Hem çöplerinizi doğaya geri dönüştürmüş oluyorsunuz. Bu size geri toprak olarak geri dönüyor bir sene sonra. Yani bunu doldurabildiğimiz kadar dolduracağız. Yani şu alttaki izah bitip de şuraya gelinceye kadar dolduracağız çöpü. Ondan sonra toprak, biraz kireç, ondan sonra toprak atacağım. Ondan sonra tekrardan aynı şekilde sebze artıkları, tekrardan kireç, toprak. Seneye bu zaman bu toprak olacak. Aynı şurada yaptığımız işlemdeki gibi. Şimdi salça pişerken bir yemek molası veriyoruz. Bu yumurtasız kabak kavurması, kabak yemeği diyebilirsiniz. İçinde domates var, kabak var. Kendi yaptığımız salça var, kuru soğan var. Turşum var, rengini umarım görüyorsunuz, çok güzel. Bunlar da kütür kütür. Göstereyim. Sersem. Bu da yumurtalı hali. Bu şekilde şimdi biz afiyetle bir yemeğimizi yiyelim. Şimdi size salçanın son durumunu göstereyim. Tuzunu attım. O yüzden bol bol her yere sıçradı. Bakın şöyle bir kıvam aldı. Artık dibi gözüküyor yani. Artık altına odun atmıyorum. Olanlarla kendi kaynayacak bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Sonra bunu sıcak sıcak kapatacağım. Bu böyle. Şimdi ön kamerayı açtım. Ön kamerayı açınca bu tarafa mı bakayım, bu tarafa mı bakayım şaşırıyorum. Haliyle üstümüz başımız battı. Bu şekilde videoyu lak diye kapatmayayım dedim. Birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Benim telefonum yoktu. Daha önceki videoda söylemiştim bunu. Kızımla ortak telefon kullanıyorum. Bu yüzden de paylaşımlarım ve video çekmelerim aksıyor haliyle. Öyle olduğu için de artık kızımın da üniversitesi belli olduğu için, yurdu belli olduğu için artık ayrılık vakti. Telefonu ona emanet edeceğim. Ben tekrardan telefonsuz kalacağım. Bu zamana kadar beklememdeki neden de inşaatı yaptırırken paraya ihtiyacımız vardı, nakit paraya. O zaman bende 12 Pro vardı, iPhone 12 Pro. Onu sattıydım. Çünkü o zaman da iPhone 13 çıkacaktı yeni. Dediydim onu alırım hani gibi kafamda kurduydum. Tabii ki alamadık. Zam üstüne zam olunca bayağı alınmayacak bir fiyata geldi. Şu anda da iPhone 15 çıktı biliyorsunuz. Yani fiyatlar inanılmaz. O yüzden ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Kullandığım telefonum bu. Görüşmeler için. Bu şekilde. Ama uzayda bile çeker yani. Full çekiyor telefon. O yüzden iyiyiz. Ama yılan oyunu bile yok bu telefonun içinde. O yüzden biraz can sıkıcı. Şeyi çok uzun gidiyor. Şarjı çok uzun gidiyor. O yüzden de iyi oluyor bir yandan da. Ama onun dışında dediğim gibi sosyal medyada işlerim aksıyor. Çok önemli mi? Tabii ki değil. Sadece bu telefona geçince şunu anladım. Yani diğer telefonları eski hani jenerasyon bilir. Yılan oyunu bile gerçekten bir devrimdi bizim için. Yani o yılan oyunu bile bu telefonda yok. Yani onu bile arar olduk. Öyle söyleyeyim.
Bir de bu telefonla ilgili bir hikaye var, onu söyleyeceğim ama ilk önce ojelerimi anlatayım. Her video çekişimde şu ojeler yarım yamalak. Hani şöyle söyleyeyim, oje sürerse ben kırmızı rengi çok seviyorum, o yüzden sürüyorum. Ama iş yapacağım zaman da unutuyorum çıkartmayı, kalıyor. Böyle hep yani o yüzden videolara denk geliyor. Bu şekilde söyleyeyim de onu. Onun dışında gelelim bu telefonun hikayesine. Eşim rahatsızlandığı zaman hastanedeyiz tabii, kalp krizi geçirmişti. Bypass olmuştu. Ben de oturdum bir kafede çay içiyorum. Böyle ağlama modundayım. Ağladım, ağlayacağım. Birazcık da başka bir yemek yeme yeriyle ilgili bir problem yaşamıştım. Onu da başka bir videoda anlatırım. Telefonla ilgili olan kısmı anlatacağım. Yanında bu telefon var haliyle. Masanın üstünde duruyor. Sigaramı yakmışım, çayımı içiyorum. Böyle ağlama modundayım, moralim bozuk. Bir bayan geldi. Dedi ki, oturabilir miyim? Tabii ki dedim, buyurun oturun. Karşıma oturdu aynı masaya. Ondan sonra ben aynı modda devam ediyorum tabii ki. Ondan sonra kadın dedi ki, ya dedi, ne kadar güzel, ne kadar çağdaş bir bayansınız dedi, kadınsınız dedi. Öyle deyince gözlerim böyle pörtledi. Hemen arka tarafa baktım, hani olur ya, benle konuşmuyordur, arkadakiyle konuşuyordur. Çünkü oturma için başka yer yoktu. Baktım arkada kimse yok, kadın bana diyor, dedim bana mı dediniz? Evet dedi, size dedim. Dedim neden böyle bir şey söylediniz dedim. Çok şaşırdım çünkü. O gün de giyimim güzel değil. Bu hikayeyi de başka zaman anlatırım, lokantayla olan konuyu. Dedi ki kadın, ya teknolojinin dedi bizi esir aldığı bir dönemde dedi, sizin dedi böyle eski bir model telefon kullanmanız dedi, ne kadar dedi güzel dedi. Ya çok mutlu oldum kadın böyle dediği için, ama kadına diyemedim. Hobi içinde sosyal medyayla uğraşıyorum. Eskiden işim sosyal medyaydı diyemedim. Yani o şekilde kadınla bir sohbetimiz oldu. Yani bu telefon sayesinde çok güzel bir iltifat almış oldum. Böyle de bir hikayemiz var. Şimdi ben bugünü bitiriyorum. Salçamı birazdan kapatacağım. Tekrardan bir tarlaya gideceğim. Bakacağım orada son bir mahsuller var mı? Varsa eğer onları toplayacağım. Bugünüm bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.